getirdi. Çünkü artık yapmış olduğu işlemi suçlar veya atacağı adımlarda da herhangi bir şekilde onu mahkemeye falan da götüremiyorsunuz. Ona kadar iş geldi. Şimdi tam bu sırada ilginçtir. Halk tabiatıyla sokaklara döküldü ve İsrail ikiye bölündü fiilen. Sokaktakiler nasıl indirebiliriz Netanyahu'yu diye araştırırken aynı zamanda devamlı olarak toplanıp ve bu hareketlerini her geçen gün daha derinleştirerek ve bunun yanında da sayı olarak da artarak devam etmeye başladılar. Evet, Netanyahu'nun bu koşullar altında devam edemeyeceği düşünülüyordu. İşte tam bu sırada bu Hamas saldırısı ortaya çıktı efendim. Şimdi evvela birinci tespitim şu. Bu koşullar altında iktidardan inip herhalde mahkemeye götürülmek için mücadeleye girilen bir lideri, Birinci karşı. lider demeyelim de Netanyahu'yu kendi içinde öyle adlandırayım. Tam bu noktaya gelmişken bir noktada beka sorunuyla karşı karşıya kaldığını iddia ve ifade eden halkın büyük çoğunluğunun birleşmesiyle biten ve onu topyekün destekleyen bir konuma gelen bir süreç izledim. Bugünkü koşullarda Netanyahu bir de savaş kabinesi kurdu. Şimdi efendim normal şartlarda burada hani savaşa kadar gitmesi gereken bir sebep var mıydı? Herhalde yoktu. Bunu da ne için de söyleyeceğim. Geleceği de kendi içinde de içerecek şekilde de anlatmaya çalışacağım kısaca. Şimdi efendim normal şartlarda Netanyahu savaş kabinesini de kurdu ve yepyeni bir politikayı veya kendi hayallerini de içerecek ne şekilde yepyeni bir İsrail'i oluşturabilmek için yola çıktı. Şimdi bakın, normal şartlarda bu birinci bir söyleyeceğim. İkincisi, normal şartlarda dünyada Mossad ve CIA bunlar istihbarat yönünden çok önde gelen ülkeler ve çok Eşşeler. güçlü olduklarına dair de genel bir kanı var her Eşşeler. ikisinin de. Efendim çok büyük bir yığınak yapıldı. Yapılmış daha doğrusu biz de bilmiyorduk tabii. Ve bu yığınak mesela ifade olunduğuna göre elinde Hamas'ın 30 bin sayı çok yüksek tabii. 30 bin öyle çok gelişmiş bir füze falan değil ama vurduğu yerden ses getirebilecek kadar da yeterli olabilecek füzeler var. Bugüne kadar da bunların yarısını kullanmış durumda. Şimdi bu herhangi bir savaşa girdiğiniz zaman burada bir hedefiniz olmak mecburiyetinde. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani mesela İstiklal Savaşı'mızı Atatürk başlattığı zaman efendim Yunan gitsin de bu iş bitsin de değil. Bir cumhuriyet kuracağım, şunu yapacağım. Bir hedef var, bir idealle yola çıkılıyor. Peki burada Hamas normal şartlarda İsrail'in mevcut gücüyle mukayeseli düşünüldüğünde askeri yönden olsun, siyasi yönden olsun, mevcut gücüyle karşılaştırmalı düşünüldüğünde Hamas'ın İsrail'i yenebilme şans ve ihtimali yok. Tabii. E peki gelip buraya İsrail'e saldırıp da işleri hele Netanyahu'nun bu şekilde yani onların beklemediği ölçüde başka bir istikametten güçlenmesiyle bitecek bir duruma gelmesi halinde Hamas'ın hiçbir iddiası olabilecek durum yok. O zaman niye bu saldırıyı yaptı? Evvela sorulması gereken birinci soru bu. Ama bunu sorarken de peki bu kadar yığınak hem insan yığınağı hem de aynı zamanda yani çarpışmaya gelenler hem de aynı zamanda silah sistemleri itibariyle ciddi şekilde mücehizler. Bu koşullar altında nasıl oldu da Mossad ve CIA ikilisi haberi dahi olmadan böyle bir saldırı başlatılabildi?
Şimdi burada tabiatıyla komplo teorileri işin içine evet, giriyor. Evet, evet. İlk günlerde hep komplo teorileri Netanyahu'yu İsrail Derin Devleti istemiyor, Mossad da istemiyor, zorda kalsın diye böyle bir güvenlik açığı bırakıldıydı. Fakat şimdi sizin değerlendirmelerinize bakınca tam tersi, Netanyahu'nun tam istediği ortam doğdu, kuvvetleneceği, siyaseten de kuvvetleneceği ortam doğdu demek istiyorsunuz. Kesinlikle efendim. Şimdi bu ortam doğmasıyla kalmıyor sadece. Bakın evvela başlangıçta İran bir açıklama yaptı. Biz bu işin içinde değiliz ama Hamas'ı destekliyoruz dedi. İyi ki yaptı dedi. Hemen arkasından 3-4 gün sonra Hizbullah lideri, onun başındaki kişi, o bir açıklama yaptı. Silahlar ve mühimmat Hamas'a savaşçıları için İran tarafından sağlanmıştır dedi. Şimdi dün ve evvelsi gün yeni bir açıklama daha yapıldı yardımcısı tarafından. Bu iş böyle gitmez. Eğer herhangi bir şekilde bir sataşma olur veya bir çatışma ihtimali doğarsa biz savaşa girmeye hazırız dedi. Şimdi baktığınız zaman burada garip bir şeyler oluyor aslında. Birincisi, ordusuna 300 bin kişilik yedek orduyla takviye edecek şekilde yola çıktı Netanyahu. Ve bunu da gerçek anlamda topyekün bir savaş halinde düşündüğünü gizlemedi. Bunu yaparken de diğer taraftan çok önemli başka bir yönak daha yaptı. Birincisi, tabiatıyla kara harekatının da yapılabilmesine teminen Gazze'de yapıldı. İkincisini de Lübnan sınırında yaptı efendim. Şimdi dolayısıyla ya bir yerden Netanyahu bir saldırı bekliyor ki bu da Hizbullah büyük bir ihtimalle beklediği, veya bizim şu sırada kestiremediğimiz kendisi mi saldıracak, ne yapacak? Çünkü oraya da, Lübnan sınırına da bayağı ciddi bir yığınağı var ve şu sırada Lübnan'da ne devlet var ne hükümet var doğru dürüst. Hizbullah'ın orada tek başına hareket edebilme şans ve ihtimali de çok yüksek. Dolayısıyla İsrail birden fazla cepheyi bu şekilde karşısına almış vaziyette. Üçüncü bir faktör daha giriyor işin içine. O da efendim biliyorsunuz Kudüs'ü de başkent yaptılar. Evet, tanınmıyor, edilmiyor ama mevcut koşullarda bu başka bir noktaya getirilecek. Ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere biliyorsunuz Cuma günü bir şey olmadı beklentilerin aksine. Ama sadece ibadet için açılır orası. Postallarla Sharon'un mesela oraya girip çıktığını biliyoruz zamanında. Şimdi Netanyahu o bölgeyi de Batı Şeria'ya da kapatmış durumda. Oradan da giriş yapılamıyor. Kuvvetle tahmin ediyorum orada da kendi yönünden ileriye dönük bir takım hazırlıklar içinde. Peki. Şimdi bunları da söyledikten sonra gene belki bir daha açık olsun, daha da net konuşalım diye hatırlatmak istediğim bazı tespitler daha var. Efendim şimdi normal koşullarda, yani nereye gittiğimizi görebilmek için biraz da geçmişi de görmekte yarar var. Biliyorsunuz Herzl diye bir İsviçre Yahudisi var. 1896'da bir kitap yazdı. Ve Yahudilere Vatan başlığı. 1897'de kongreyi topladılar bu kitaptan sonra. Ve orada Sultan Abdülhamit de pek öyle bir ciddiye almıyordu bu gidişatı. Bölgeye, yani hala hazırda İsrail'in ve Filistinlilerin bulunduğu bölgeye bir Yahudi göçü başladı. 5 yıl içinde oradaki toprakların %6'sını satın aldılar eve. Ve de biz o zaman uyandık Osmanlı olarak. Yahu ne oluyor, nereye gidiliyor burada? Ve Abdülhamit bu bölgeleri Memaliki Osmani, yani kendine bağlı ulusal toprakları ilan etti ve bu göçün önünü kesti. Fakat İngiliz durmadı. İngiltere Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle bu meseleye topyekun el koydu
Şimdi atlayarak gidiyorum ama bir şeyi anlatmak için bunu zikrediyorum. 1936 yılına gelindiğinde burada 750 bin Filistinli, 375 bin Yahudi vardı efendim. Topraklarında %30'una yakını Yahudiler tarafından satın alınmış. Bunların çoğu da denize sahili olan bölgeler itibariyle yapılmıştı. İşte o zaman İngiltere ne yapacağım şimdi diye düşündü ve Rothschild komisyonu diye bir komisyon kurdu. 1938 yılında Rothschild komisyonu, ki İngiltere'nin mutlak hakimiyeti var burada ve bütün bu gelenlerin hepsine kucak açıp onları yerleştiren ve orada Filistinlilerin patronu haline getiren İngiltere, 1938'de bu işin tek çözümü vardır, iki devletlilik diye bir karar aldı. Bakın daha 1938, iki devlet esası. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere zayıfladı, Amerika'ya devretti bütün bunları. Şimdi gene atlayarak gidiyorum ama bir iki rakam vermek istiyorum, çok ilginç. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın tek hakimi o tarihte ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürdü bu Filistin veya da Yahudi davasını. Efendim, sunmuş olduğu öneri Güvenlik Konseyi'nde karara bağlanmak için Yahudilere toprağın %53'ünü bırakıyordu. Yani bakın %6 ile başladık, bizim de hatamız var orada. %53'e kadar çıktı Amerika. Ondan sonra savaş çıktı bildiğiniz gibi. Mısır, Lübnan, Suriye ve Ürdün 40 bin milisten oluşan İsrail kuvvetine, ama 2. Dünya Savaşı'na katılmış iyi savaşkan kişiler, bunları yenemedi. Ve netice itibariyle daha 1947-48'de İsrail'de Yahudilerin ellerinde bulunan toprak, Amerika'nın kendilerine lütfedip de verdiği toprağı ikiye katladı efendim. Ondan sonra 6 gün savaşı geldi. Orada da başka bir nedenle 6 gün savaşında bir konuyu sizle paylaşmak istiyorum. Sina'yı topyekun işgal etti. Bu arada sizin Sina'yı işgal ederken orada Gazze'yi de bir şekilde kendinize katmanızın kolaylıkla mümkün olabildiği bir ortam yaratıldı. 1973'te Mısır'la savaştan sonra biliyorsunuz bir uzlaşıya varıldı. Sina'yı iade etti ondan sonra Mısır'a. Gazze'yi arzu etmiş olsaydı kolaylıkla İsrail toprağı olarak ilan edip işi bitirebilirdi. Bunu yapmadı. 41 kilometre karelik, yani ufacık bir yer, bir Yalova kadar bile değil efendim. Yani böyle bir toprağı orada 2 milyon nüfusuyla birlikte saklı tutmayı tercih etti. Neden? Çünkü burası her elbekarda bir çıban başı olaraktan değerlendirilmekte ve İsrail'e de bu manada sık sık müdahale edebilme hak ve yetkisini getirmekteydi beraberinde. Dolayısıyla nasıl olsa denetim kontrol bende, ama bunu da böyle kullanabilirim deyip buraya elini sürmedi. Peki. Bundan sonra bugüne kadar geldik. Şimdi netice itibariyle İsrail'in ulaşmış olduğu hudutlar başlangıçla mukayeseli olarak düşünüldüğünde düşünülemeyecek kadar büyüktür. Evet. Şimdi efendim, bunları da söyledikten sonra iki şeyi daha vurgulamak istiyorum. Ve arkasından da sorunuzun cevabını bütün bunların dışında çok net olarak da zannediyorum verebilirim. Birincisi şu, halihazırda yaşamakta olduğumuz olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'da yaşattığı ile aynıdır. Başka bir ifadeyle, Ukrayna ile Rusya savaşmıyor, Amerika ile Rusya savaşıyor. Ama savaşmaya kalksa Amerika, nükleer silahlar vesaire dünya savaşı çıkar, onun yerine piyon diye Ukrayna'yı kullanıyor.
her türlü imkan ve kabiliyetini ona vermekle. İşte buraya geldiğiniz zaman yine aynı şey var. Bakın iddiayla bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Ben görevdeyken Dışişleri Bakanlığı'nda Amerika ile çok ilişkim oldu. Gittim geldim, kendim de yaşadım orada 2 yıl. Şimdi, efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. vilayeti midir İsrail? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin vazgeçemediği ve önüne